Konuğumuz da var. Konuğumuzla da konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyisiniz. Bir telefon bağlantısını tamam. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar onu organize etsinler. Bağlıyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Hocam deprem anı da var bir taraftan. Deprem anı ile ilgili de bu görüntüler de yeni görüntüler. 5.5 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Adana'da gerçekleşen. Şükür ki dedik işte can kaybı yok. Adana'daki Kozan'daki depremle ilgili Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Hocam yanımızda Profesör Doktor Şerif Barış. Kendisi de değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bir arkadaşlar yine Beycan'a bağlanabilirsiniz. Biz hocamla konuşurken de bir şekilde o bağlantıyı da yapalım. En azından şu dakika itibariyle hem Beycan'ın elindeki bilgileri hem gözlemleri de alalım. Hocam depremin büyüklüğü bu. Biraz isterseniz üzerine konuşalım. Can kaybı, mal kaybı olmaması en azından şükür nedenimiz bizim. Ya, tabii öncelikle bölgeye geçmiş olsun diyelim. Ama biz depremi maalesef çok çabuk unuttuk. Evet. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu çabuk unuttuk. Hep böyleyiz değil mi? Hep böyleyiz hocam. Ama hep böyle konuşmaya hep devam edeceğiz o zaman. Biz boşu boşuna konuşacağız. Maalesef o üzülüyoruz. Çünkü bu 2 yıl sürecek artçılardan bir tanesi. Hı hı. Ve biz şu an uzağız. Bizim tuzumuz kuru. Hı hı. Ama orada büyük acıları yaşamış milyonlarca insanın ruhsal travmalarını tetikleten bir durum bu. Tabii. Yaralarını yeniden tabii depreştiren bir durum. Hı hı. O yüzden unutmamamız lazım aslında hı hı bizim. Hı hı. Büyük artçı dediniz. Şimdi bir dakika, artçı dediniz. Bu artçılar zaten beklenen artçılardı galiba, tabii, değil mi? Tabii. Şimdi bugün ve bugünden sonrası için nasıl bir öngörü var orada? Şöyle, 7,6 bu Elbistan depreminin artçısı. Tabii. O bölgedeki fayın artçıları bunlar. Genellikle biz 6,6'ya kadar büyük artçıları bekleriz. Hı hı. Ancak bugüne kadar olan büyük artçılar belki bu şey geçirdi. Yani en büyük artçı oldu. Hı. Bunu neden söylüyorum? Türkiye'de son 124 yılda olmuş bütün depremleri incelediğimde bu depremden önce bir tane bir depremde 6,3, diğer bir başka depremde 5,9 ve ondan sonraki bütün depremlerde en büyük artçılar 5,8 olarak ama Türkiye'de mesela oldu. 5,5. Bu artçı büyük bir artçı o zaman. Büyük bir artçı ama şöyle, hani şimdi neden söylüyorum? Genellikle soru şu, işte 6,5-6,6 büyüklüğünde bir artçı bekleniyor mu? Hı hı. Bu şartlar altında çok çok düşük bir olasılık. Ama 4-5 bandındaki artçıların hı hı daha da seyrekleşerek zaman zaman bu bölgelerde olacağını unutmamamız lazım. Hı hı. Bu tabii neden önemli? Çünkü oradaki vatandaşlar dikkat ederseniz korku ve panikle, ben ağlayan insanları da gördüm. Hı-hı. Yine dışarılara çıktılar. O günkü 6 Şubat'taki hı-hı acıları yeniden yaşadılar. 6 Şubat inanılmaz bir travma yarattı. Ama şöyle bir şey var. Yani 6 Şubat'ın izlerini silinmesi o kadar kolay değil. Yani bu deprem hafızası hepimizde çok taze. Çünkü yani Gölcük, işte o beklenen Marmara depremi, İstanbul'daki yaşadığımız zamandaki hezimet 5,8. Yani o yüzden hani deprem hafızası hep böyle canlı. Dediğiniz gibi bir taraftan da böyle üzerine sadece konuşmakla yetiniliyor. Ama bugünden sonrası için farklı bir stratejiyle yola çıkılacak gibi en azından. Çünkü bu kentsel dönüşüm meselesi önemli. Destekler var. O destekler önemli. Ama onun dışında bir zihniyet değişikliğine de ihtiyaç var ya. Yani kesinlikle. En önemlisi de o zaten kesinlikle. Belki de buyurun. Şunu söyleyeyim ben, hatta biz AFAD Bilim Kurulu üyeleri olarak ODTÜ, İTÜ ve çeşitli üniversitelerden hocalarla. Şu an AFAD'ın bir şeyi var 10.57'de. Yani biz yayına başlamadan bir 3-4 dakika kadar önce Adana Kozan'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçılar devam edecek. Şimdi biz buna deprem diyoruz ama bunlar tabii ki elbette artçılar. Ama bu artçıların devam etmesi de şöyle, yani niye insanı ürkütüyor? Yani bütün hasarlı binalar mesela bu büyük depremde yıkıldı mı acaba? Yani 10 ilimizi etkileyen o büyük depremde hasarlı binalar dediğim, hani sonra artçılar olduğunda yıkıldı mı? Çünkü öyle bir şey ki o binalar, o kontrollü yıkımlarda bile kontrollü yıkılamıyor biliyorsunuz. Ne yazık ki çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi hala hasarlı binalarımız var. O depremden sonra kalan. O yüzden bu artçılar korkutuyor kesinlikle aslında. Kesinlikle, ama şöyle bir şey var. Şimdi bina sahipleri, hak hı-hı sahipleri
bazen hukuki davalarla onlarca yıl o hasarlı binaların yıkılması bile engellenebiliyor. Şimdi biz bunu Kocaeli'nde gördük. Kocaeli'nde hala 99 depreminden sonra yıkılmamış bazı binalar olduğunu biliyoruz biz. Evet. O nedenle şimdi hasarlı binalara, zaten özellikle orta ve ağır hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ama çok büyük artçılarda bazen bu hasar görmüş binalar yıkılabiliyor. İşte şey düşünün, 2011 Van depremini düşünün. 7,2 depreminde yıkılmayan ama hasar gören bazı binalar 5,6 artçı depreminde yıkıldıydı. Neden? Çünkü o artçının ivmesi çok güçlüydü. Hatta ana şokun iki katına kadar varan bir ivme değeriyle darbe vurduğu için o binalar yıkıldı. O nedenle biz zaten şunu söylüyoruz. Kesinlikle uzmanların denetiminin olmadığı böyle hasarlı binalara girilmesin. Çünkü bir inşaat mühendisinin mutlaka inceleyip oradaki hasar durumunu düzgün ve doğru şekilde tespit etmesi lazım. Çok önemli. Şimdi İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da işte bir açıklama gelmişti. 084 Adana Kozan. Şimdi de mesela 1057'de Adana'da Kozan'da 4.4 büyüklüğünde. Şimdi 5.5'in ardından 4.4 geliyor. Beraberinde o zaman biz bu artçıları daha bekleyeceğiz demektir. Tabii zaten bu, bakın Elbistan'ın bir artçı bölgesinde. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geliyor bu arada. Sığ deprem. Oldukça sığ. Zaten hissedilmesinin bir nedeni de o. Yani çünkü yere ne kadar yakınsa deprem enerjisi o kadar daha az söner dalgalar. Dolayısıyla hissedilme oranı ve tabii ki etki oranı daha fazla olacak oradaki insanlara. Ama demin söylediğiniz şey şu. Büyük bir depremi yaşamış insanlar eğer bir ruhsal travma tedavisi görmezlerse, sadece depremlerde değil, deprem söylentilerinde de maalesef bu yaraları tekrar tekrar kaşınır ve acır. O nedenle bir psikososyal desteğe ihtiyaç hem var. Hem onun çok ciddi şeyi var. Yani öncelik bu, ama ivedilikle barınma meselesi çok kesinlikle daha önemli. Yani kesinlikle insanların ayakta durma, direnme. Tabii ki öncelikle bu ekonomik koşulları düzeltme, barınma. Şimdi deprem konutları da bir taraftan böyle teslim edilecek. Onlar ayrı. Ama işin şu boyutu var. Yani konut yapılır, teslim edilir. Travma bir şekilde zamandır bunun da ilacı. Ama tabii geçmez. O hafıza hep tazedir. Önemli olan bundan sonrası için neler yapılacak. Şimdi bu Adana'daki deprem burada 1057'deki de 9 kilometre derinlikteymiş. Mesela çok çok daha sığ bu. Evet. Ama bunlar gibi artçı depremlerde böyle bir düzen yok. Çünkü hala o bölgenin içerisinde büyük depremle, ana şokla beraber aktarılmış bölgeler gerilmeleri aktardığı için küçük küçük parçalık böyle kırılmalar devam edecek. Ama söylediğiniz şey şimdi hazırlık anlamında. Bundan sonra biz aslında bir kolay unuttuk depremi, çabuk unuttuk. Ve oradaki afetzedeler, afeti yaşamış insanlara asıl şimdiden sonra destek lazım. Çünkü ilk anda herkes oraya yardıma koştu ve o yardımların çoğu gönüllüler anlamında kesildi. Aslında onlara bizim yalnız olmadıklarını göstermemiz lazım. Tabii. Asıl destek olmamız ve bir an evvel, bakın, hayatın normale dönmesi için çaba göstermek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşürüz. Çok sağ olun.